Nasıl? Samsun'dan Havza'ya gidecekti. Mustafa Kemal Paşa 9. Ordu müfettişiydi. Samsun'dan Havza'ya otomobile gidecekti. Yollar yağmurdan yeni çıkmış berbattı. Otomobil ise berbattı. Önünde sonunda arızalandı. Havza'ya gidebilmek için bir araç bulma gereksinimi duyacak. Mustafa Kemal Paşa yanımıza geldi. Ve doktor Refik Saydam Paşa'ya dedi ki, doktor Havza'yı görebilir misin? Sonunda yarım saatlik mesafedeki köye gidip araç bulmaya karar verdi. Ve hep beraber yola çıktı. Mustafa Kemal Paşa dedi ki, size yorulmamanız için bir çare söyleyeceğim. Dağ başını duman almış marşını biliyor musunuz? Dağ başını duman almış, gümüşlere durmaz akar. Güneş ufuktan şimdi doğar, yürüyelim arkadaşlar. Lay 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 lay. Bir mum yakar olsa ardından gülecek insanlar. Böyle bir günde güneş Allah katıyor. Yedicim önüne Çağdaş Uygar'la giden aydınlık yollar açtı. O ülkesini, insanını çok seviyor ve değer veriyordu. İnsanlar da onu çok seviyordu. Çünkü insanlar vatan sevgisini ondan gördü. O cephelerin komutanıydı, o cumhuriyetin başkanıydı. O milletine insan yaşamasına eşsiz bir liderdi. Çiftçiler milletimizin efendisidir dedi. Teknolojiyle tanıştırdı onları. Gençlere, ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilerlemek, müdafaa ve müdafaa etmektir dedi. Gençlere cumhuriyeti emanet etti. Yeni nesil sizlere vesile olacaktır dedi. Geleceği emanet etti öğretmenlerin. İlkelerini belirledi, yol haritasını çizdi ve uygulamaya başladı. Meşaleyi yaktı ve meşaleyi taşıma görevini bizlere bıraktı. Bugün hür bir şekilde yaşıyorsak bu topraklarda Atatürk'ü anlamak olur mu? Ulu önderim, Atatürk'ü. İyi ki bizimleydin, iyi ki bizimlesin ve bizimle de var olacaksın. İzmir'in dağları yaş, çiçekler açar.